Merhabalar. Bugünkü konuklarımız Devrimci Sağlık İş temsilcileri ve örgütlenme uzmanı Nuray abla, Gül abla ve Özge yanımızdalar. Az önce anlatmaya başlamıştım ama tekrar etmekte fayda var. Çünkü bir teknik problem yaşadık, geç kaldık ama arşivimizden şu ana kadar izleyemeyenler için ulaşabileceklerini tekrar duyurmuş olalım. Flaş gelişmemiz şu ki Devrimci Avukatlar davasında 4 tahliye var. Avukat Güçlü Sevimli, Avukat Naciye Demir, Avukat Betül Vahmi Gölü Kozağaçlı, Avukat Şükriye Erdem tahliye oldular. 9'u tutuklu, 22 avukatın yargılandığı CHD'lilere yönelik saldırıda gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan avukatlar davasının 3. gününde, duruşmanın 3. gününde böyle kısmen iyi bir haber almış olduk. 3 gündür Devrimci Avukatlar siyasi savunma veriyorlar diyebiliriz. Yaptıklarını anlattılar. İddianame az dediler. Biz daha fazlasını yaptık. 3 kişiyi gömdünüz yazmışsınız. Biz 300 müvekkilimizi gömdük dediler. Ve onların davalarına sahip çıktık dediler. Hem yoldaşları hem avukatlarıyız diye savunma verdiler ve sonunda 4 avukat tahliye oldu CHD'li. Bir diğer önemli gündemimiz Gezi'den. Dilan Dursun, Ankara'da başından vurularak yaralanan Dilan Dursun'la ilgili yürütülen soruşturmada verilen cevap şu oldu. 5000'e yakın gaz bombası kullanıldı Dilan Dursun'un vurulduğu gün Ankara'da. Muammer Güler de bir açıklama yaptı. Gider Ayak bir açıklama yaptı. Dedi ki tomalara koyduğumuz maddeler şunlar şunlardır diye saydı. OC2 isimli bir madde zannediyorum. Koyduklarından bir tanesi. Artık kaybedecek bir şey kalmadı Muammer Güler'in diyebiliriz. İkinci dalga operasyonla ilgili muallakta konular devam ediyor. Dün biliyorsunuz bir operasyon daha gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak savcının talimatına polis direndi. Polis operasyonu gerçekleştirmeyince savcı görevden alındı. Bunun üzerine görevden alındı dediğimiz elinden dosyası alındı. Üstüne bugün savcı bir açıklama yayınladı. Dediler ki deliller karartılmaya çalışılıyor ve biz operasyonu yapmak istemiştik ancak yargı artık bağımsız değil ve doğrudan polisin, doğrudan iktidarın müdahalesi var diye konuştu. Açıklamasında böyle söyledi. İkinci dalga operasyonla ilgili sızıntılar var. Gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ama iddia şu ki başbakanın oğulları Bilal ve Burak Erdoğan, başbakanın danışmanlarından Hasan Doğan, İbrahim Kalın ve TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın da soruşturma kapsamında gözaltına alınması bekleniyordu. Ancak operasyon hala gerçekleştirilmiş değil. İkinci dalga operasyonuna pislikler ancak saçılmaya devam ediyor. Halk da sokakta bu pisliği halk temizleyecek demeye devam ediyorlar. Bugün Beşiktaş'taki eylemde bunu söylediler. Dün Kadıköy'de yapılan eylemde, Beşiktaş'ta yapılan eylemde bunu söylediler. Bugün Adana'da bir eylem gerçekleştirildi ve polis saldırdı eyleme. Eğitim Sen Genel Şube Sekreteri gözaltına alındı. Zannediyorum şu saatlerde artık serbest bırakılmıştır. İki kişi de yanma şikayetiyle vücutlarında tazikli su ve biber gazı nedeniyle yaşadıkları yanma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı Adana'dan. Durum bu. Saldırılar bitti. Direnişte bugünlük sona erdi ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Aslında biraz tahmin ediyoruz. Taksim dayanışması yarın Taksim'de olacak. Saat 19'da Taksim Meydanı'na çağrı yaptı Taksim dayanışması. Bir yandan da diğer iller de sokağa çıkmaya devam ediyor. Ankara başlamak üzere. 11 Ocak'ta Ankara'da bir başka miting olacak. Diskesk, TTB, TUMOP bozuk düzende sağlam çark olmaz diyerek sokağa çıkacaklar Ankara'da. Bugün aslında başka bakanlarla birlikteyiz. Yeni bakanlarımız var. Onların isimlerinde hepsinin elleri kanlı olanlar, bürokrat olanlar ve Tayyip Erdoğan ne dese yapacak olanlar olarak toparlayabiliriz şu an yeni bakanların isimlerini de. Elif Çermi'yi hatırlatmakta fayda var. Hala yaşam mücadelesi sürüyor. Kadıköy'deki 22 Aralık İstanbul Kent Mitingi'nde
Biber gazından etkilenerek kalbi durmuştu. Elif ablanın onunla ilgili İstanbul Tabip Odası'ndan da bilgi almıştık. Yayınımıza bağlanmışlardı. Uzun süreç olabilir önümüzde Elif abla ile ilgili ama umutluyuz demişlerdi. Ailesine de buradan tekrar selam gönderelim. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Bugün ayrıca AKP bu tartışmalar ortaya attı, çekildi ama kızlı erkekli evlerle ilgili sonuçlar yaşanmaya devam ediliyor. Bugün aynı evde bulundukları için gürültü yaptıkları şikayetiyle, komşuların şikayeti sonucu polis eve gelince bir evden balkondan atlamaya çalışan bir genç hayatını kaybetti. Yalnızca ufak baskılardan ya da ev baskınlarından ibaret değildi. AKP'nin her söylediği aslında ölüm demek, onu tekrar görmüş olduk. Bir gence bu baskılar nedeniyle kaybetmiş durumdayız. Bugünün çok önemli bir gündemi daha var. AKP unutturmaya çalıştı. Pazartesi'yi erteledi çünkü. Asgari ücretle ilgili çalışmalar konuklarımızda olma sebebi bu. Ben çok uzattım ama hepsini de soracağım size. Bu bahsettiklerimin. Bugün asgari ücretin belirlenmesi bekleniyordu ancak AKP erteledi ve pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. Pazartesi günü korkunç bir operasyon daha gerçekleşmezse belki de asgari ücreti belirleyecekler. Siz başlayın, bugün eylemler yaptınız İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'nde daha önce asgari ücretle ilgili taleplerinizi sıraladınız. Eylemleriniz nasıl geçti? Sustum. Güzel konuşuyorsunuz. Bu bilgilerde lazım olan şeyler zaten söylenmesi gerekiyor. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Bizler Gazi Osman Paşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyoruz. İş yeri temsilcisiyiz. Taşeron işçisiyiz, sağlık işçisiyiz her ne kadar kabul etmeseler de. Ve kadın işçiyiz. Yani bunların zorlukları ayrıdır biliyorsunuz. Evet, yıllardan beri mücadele ediyoruz taşeronla ama son 10 yıldır yaşadığımız sıkıntılar çok büyüktür. AKP döneminde yaşanan taşeron işinin sıkıntıları daha da artmıştır. Eylemlerimiz sürüyor. Devrimci Sağlık İş Sendikası olarak birçok yerde eylemler yapıyoruz. İstanbul'da Ok Meydanı'nda ve Hacettepe'de yaptı. Cerrahpaşa'da yapıldı. Bugün eylemlerimiz Ankara'da vardı zaten biliyorsunuz. Ama Ankara'daki bakanların, AKP'nin bazı şeylerinden dolayı kaldı pazartesini. Biz her zaman söylüyoruz. Yani biz gücümüzü sokaklardan, artık alanlardan alıyoruz. Fiili gücümüzden alıyoruz, örgütlüğümüzden, birlikteliğimizden alıyoruz. Yani artık da hep mücadele etme zamanıdır. Öyle bir zaman. Çünkü söylemlerle olmuyor. Çok yazı olarak başvurduk ama hiçbir şey kabul edilmedi. Bundan sonraki tüm eylemlerimiz de sokakta, alanda, hastanelerde, iş yerlerinde devam edecektir. Ama eylemde ne söylüyorsunuz? Eylemde ne söylüyoruz? İnsanca yaşayacak bu ücret talep ediyoruz ilk önce. En düşük memur maaşını en azından istiyoruz. Temel yaşam şartlarında en azından askeri sınırlarda ücretsiz olmasını talep ediyoruz. Elektrik, su, doğalgaz gibi. Yol ücretlerinin en azından çalışma işe giriş çıkış saatlerinde ücretsiz olmasını talep ediyoruz. 6-9 ya da öğle akşamüstü 4-6 arası ücretsiz olmasını istiyoruz. Çünkü biz sağlık çalışanlarına böyle bir indirim kullanılmıyor. Mesela bir doktoru, hemşiresi, polisi indirimli ya da ücretsiz yol ücreti kullanırken biz bunu kullanamıyoruz. Normal bir nasıl bir tek bir vatandaş yol ücreti kullanırsa biz onu kullanmak zorunda kalıyoruz ve en düşük ücretle biz bunu yapıyoruz. Biz en azından bunları talep ediyoruz. Ve askeri ücret komisyonunun biz de müdahil olmak istiyoruz. Şeffaf bir ortamda işçilerin de dahil olduğu, sadece hükümetin kendisinin ve yandaşlarının olduğu ve katıldığı toplantının değil, işçilerin de var olduğu, bizim de söz hakkımızın olduğu şeffaf bir asgari ücret komisyonu talep ediyoruz. O komisyonun yapısını daha ayrıntılı konuşalım. Ama bu az önce bahsettiğiniz temel hizmetlere ilişkin taleplerinizin asgari ücret komisyonunda konuşulabileceğini düşünüyor musunuz? Ne alakası var? Çünkü biz asgari ücreti yaşayan insanlarız. Taşeron işçiyiz ve en düşük maaşı alan bizleriz. En alt sınırda yaşayan ve en alt ücreti alan bizleriz. Onun için biz bunları talep ediyoruz ve biz en azından en düşük nasıl memur maaşıysa biz de en az alt sınırda olmasını istiyoruz. Şöyle söyleyelim aslında Tuğba Hanım, yani
Bakın o şeyde asgari ücret komisyonunda, komisyonda oluşan zaten kişiler bellidir biliyorsunuz. Oradaki insanların bizi anlaması ya da bizi ifade etmesi mümkün değil. Yani milyarlarca dolardan bahsediyorsunuz biliyorsunuz, evlerine çıkıyor bilmem ne yapıyor. Bu insanların bizi anlaması mümkün değil. O komisyonda işçinin ve yaşayanın olması gerekiyor. Asgari ücreti gerçekten temsil edecek birisinin olması gerekiyor. Ben asgari ücretli bir insanım. 6 kardeşiz biz. Ben gazi çocuğuyum. Annem ev hanımı. Yani evde 3 kişi çalışıyoruz. Asgari ücretle çalışıyoruz ve biz evi geçindirmeye çalışıyoruz. Faturalarım halen cebimde duruyor. Ne kadar alıyorum? 930 lira maaş alıyorum. 930 lira. Yol parası ne kadar veriliyor? 100 lira. Bakın İstanbul koşullarında bu çok zor. Ancak ifade edebilecek kişi kendisi asgari ücretlidir. Bunları anlatmak, ha bunları anlayacaklar mı? Mümkün değil. Yani bakan dinleyecek mi? Mümkün değil. Ama o komisyonda müdahil olmamız gerekiyor kesinlikle. Şeffaf bir şekilde ve yaşayanların durumlarını anlatması gerekiyor. TÜİK bile bugün bir kişinin 1200 lira olduğunu söylüyor. Ama hala bize %3'ten bahsediyorlar. El insaf yani. Olması mümkün değil. Peki bu. Şunu merak ediyorum. O komisyona sizi gönderseler, ikinizi aldık gönderdik, komisyonda evet. Siz temsilcisiniz. Ne anlatacaksınız? Biz ne yaşıyoruz diyeceksiniz? Yani ben, bu faturalarınızda ne yazıyor ben kendimkine, size? Ben kendimkine söyleyeyim. Dediğim gibi az önce gazi çocuğum, yani tamam biz zorluklarla mücadele ediyoruz ama bakın bir çayın hesabını yapıyoruz. Bizim sosyal hiçbir hayatımız yok. Yani hastanede çalışıyorsunuz arkadaşlar, ne oluyor? Sabah 8'de giriyorsun, akşam 4.30'da çıkıyorsun ve kuş gibi dağılıyor insanlar. Niye bir araya girip bir çay içemiyoruz? O çayın hesabını yapıyorsunuz. Yani bize reva değil mi? Bize uygun değil mi? Biz yaşayamaz mıyız? Bir telin hesabını yapıyoruz. Yani siz kalkıyorsunuz bugün 3 artı 3 diyorsunuz. Senede taşeron işçiye 20 liraya 30 liraya mahkum ediyorsunuz. Benim faturam bugün elektrik faturası. Faturalarım cebimde, yani bunları da gösterebilirim ben size. Evet. İnanın faturalarım cebimde geziyorum. Yani elektriğinden, doğalgazından en düşüğüdür. Bizler zaten fazla ısınan insanlar da değiliz. Yani birazcık ısıtıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Elektriği öyle fazla şeyleri kullanamıyorsunuz. Her şey tasarruftan yana gitmek zorundasınız. 30 lira birisi, en düşükleri bunlar. 32 lira bir faturam. Yani burada cebimde. Elektrik faturası. Tabii. Telefon, elektrik, doğalgaz 40 lira. 80 lira. Evet doğalgaz gelmiş, su parası gelmiş. Bunları ödemem gerekiyor. Ben ne kadar maaş alıyorum? Asgari ücret. 200 lira faturası. Kesinlikle en düşüğü bakın. En düşüğü. Çok yakmadık. Hayır yakmadık. Su fazla tüketmiyoruz. Elektriği fazla açmıyoruz yani. Mecbur tutumlu olmak zorundasınız. Biz hep tutumlu olan kesimiz. Yani olmak zorunda bırakılıyoruz değil bizim mi? Bizim şeylerimiz de yoktu yani bakın okutacak hep bize bunu söylerler. Okusaydınız bilmem ne yapsaydınız. Hastanede genelde bu söylenir. Yani bizler zeki olmayan insanlar değiliz. Bizler de zekiyiz. Ama koşullar bizi bu hale getirdi. Okutturacak bir danışmanımız yoktu bize. Yurt dışına gönderecek bilmem kimimiz yoktu yani. Ayakkabı evet. Kutularınızda ne vardı? Ayakkabı kutularımızda işte faturalarımız. Onları ödeyemiyoruz. Yani biz bir 300 milyon 400 milyon verip ayakkabı alacak insanlar da değiliz. Onu da yapamıyorsunuz. Gidiyorsunuz hangardan alıyorsunuz 20 lira. Üstek onları evet. Poşete koyuyorlar. Evet 20 evet, lira. Ayakkabı kutumuz bile yok. Eylemde de bulamamışsınız galiba. Evet. Daha zor bulduk. Öyle. Üstelik ulaşım paranızı karşılamayan evet. Devlet sizi Taksim ilk yardımdan Gazi Osman Paşa'ya da sürdü galiba. Evet. Bir tek böyle sorunlar da yaşıyorsunuz. O daha önce de bunu öngörmüştünüz. Eylemler yaptığınız sırada Taksim ilk yardımda. Ulaşımımızı karşılayın bari dediğiniz zamanı hatırlıyorum eylemlerinizden. Evet bize biz bunu yöneticilere söylediğimizde yani inanamadım hakikaten duyduğuma. Servis tutarsa eğer kaza yapma riski olduğunda bunun altına giremez. Giremem. Böyle bir cümle kurdu bize. İş kazası olacağını. Tamam güzel. O zaman ben gelirken ben de kaza geçirebilirim öyle değil mi? İstanbul'da yaşıyoruz. Her gün herkes kaza yapıyor. Servisin kaza yapma riski ne kadar varsa belediye otobüsünde kaza yapma riski o kadar var herhalde i̇şte değil mi İstanbul'da? O zaman da sorumlu işveren. Yani bu ne biçim mantıktır? Yani nasıl bir yaklaşım tarzıdır? Hala anlayabilmiş değilim zaten. Hadi dedik gittik. Mecbur bırakıldık. Apar topar götürüldük hem de. Kimseye sorulmadı. İnsanların düzeni bozuldu. Ben evime gidemiyorum. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Evime gidemiyorum. Gerçekten evet. Gidemiyorum evime çünkü yol param yetmiyor. Aylık 200 lirayı aşıyor yol param. Bana 100 lira veriyor. Ben evime gidemiyorum. Ne yapayım yani? Ekmek malayım yol parasını vereyim. Yol parası vermek zorundayım çünkü o işe gelmek zorundayım.
bu simit hikayesi doğru evet. muydu yani? Simitlerle hesapladığınız asgari ücret. Simit hikayesi şöyle de o başbakan hesabıydı. Biz aslında başbakanı yanıt vermiş olduk. Neyse asgari ücret gündemi olunca hep bir simit hesabı olur. Bizim konfederasyonumuz da 3 yıldır, 4 yıldır aslında asgari ücret kaç simit eder diye hesap yaptı. Simit en kolay ulaşılabilir gıda maddesi olduğu için bunun üstünden hesap hem de gerçekçi biçimde ortaya çıkıyor. DİSKAR'ın bir araştırması oldu, bu çalışması oldu bununla ilgili. Simit 1 liradan hesapladık. Biz gene insanlı davrandık. 1.40 liraya çıktı aslında. 1 lira 40 kuruşa. Fakat asgari ücretinin geliriyle aslında 804 simit alınabiliyor. Benzer bir hesaplamayı aslında banknot hesabı üstüne ayakkabı kutuları için yaptık. Orada da bizim hesapladığımız özellikle bugün yapılan eylemler dahil hemen hemen bu son bir haftadaki bütün eylemlerimizde en çok tepki çeken veri de bu olsa gerek herhalde. Bir ayakkabı kutusunda 10 bin asgari ücretlinin ücretine eşdeğer bir para bulunuyor. Biz bunu hesaba da döktük. Yaklaşık bir asgari ücretlinin hiç kesintisiz 92 yıl çalışması gerekiyor bir ayakkabı kutusu doldurabilmek için. Hiç de yemeden. Hiç yemeden. Harcamayacak. Başbakan hesabına göre asgari ücretli günde 3 öğün simit yese, çay içse parasının yarısını arttırabiliyor gerçi. Tabii oradaki adaletsizlik aslında asgari ücretliye son derece düşük açlık ve yoksulluk sınırının altında ücret reva görülürken kendileri açısından başka tür bir adalet düzeni çalıştırılmış olmaları. Bizim zaten temel itiraz noktalarımızdan birisi, yaklaşık 3 yıldır eylemlerimizin temel taleplerinden birisinde bu oluşturuyor. Asgari ücretin açlık ve açlık sınırının altında olmaması. Bizim hesabımıza göre DİSKAR'ın hesabını burada önemli buluyoruz. Çünkü devlet kurumları hesap yaparken TÜFE, TEFE gibi işte teknik konular bunlar ama hesap kalemlerinde aslında kendi çıkarlarına geldiği gibi yani sepetin içerisinde kendi çıkarlarına gelen maddeler ekliyor. Bizim hesabımıza göre günlük bir asgari ücretlinin yani bir ay boyunca aç kalmadan yaşaması için 1121 lira gerekiyor. Fakat şu anda alınan asgari ücret 804 lira yapılan hesaplamalara göre. Bu kişiden kişiye aile sayısına, çocuk sayısına göre değişiyor. Asgari geçinim indirim uygulanıyor biliyorsunuz. Ya da kimisi arkadaşında kalıyor. Evet. Böyle bireysel çözümler de bulanlar var. Ama en temelde sıkıntımız asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması. Önemli bir şey. Zaten asgari ücretliler kendi yaşam gerçeklerini daha detaylara da anlatır. Ama şunun altını çizmek lazım. Aslında asgari ücret politikası, devletin asgari ücret politikası bir sermayenin düşük maliyet stratejisinin parçası. Bu ne demek? Bu şu demek. En büyük taşeron işvereni Türkiye'de devletin kendisi. 650 bin tane resmi rakamlara göre kamuda taşeron işçi var. Bunların 120 bini Sağlık Bakanlığı'nda. Sağlık Bakanlığı zaten bir taşeron bakanlığı başı çekiyor. Ulaştırma Bakanlığı izliyor onu. Ve siz 650 bin kişiyi asgari ücrete çalıştırdığınız sürece özel sektördeki işverenlerin de asgari ücretten işçi çalıştırmasını garanti altına alıyorsunuz. Çok somut bir örnek vereceğim. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler global bütçeyle yönetiliyor. Yani ne harcarsanız ne toplarsanız toplayın. Sizin bütçenizin bir tavan sınırı var. Orada asgari ücret uygulaması var. Çeşitli üniversite hastanelerinde asgari ücretin üstüne çıkan ücret uygulamaları vardı. En yakın örneği İstanbul Üniversitelerine bağlı tıp fakültelerindeki hastaneler. Orada asgari ücret artı asgari ücretin %35'i 40'ı gibi uygulamalar, göreve göre değişen uygulamalar vardı. Geçen yıl Temmuz ayında ücrette düşüşler yaşanmaya başladı yasaya aykırı bir biçimde. Çünkü yasa açıktır, ücrette düşüş yapılamaz. Üniversite yönetimi gerekçe olarak Sağlık Bakanlığı'ndan aldıkları uyarıyı gösterdi. Bakanlık asgari ücretin üstünde ücret verdiği için eşit ücret ilkesini ihlal ettiği için üniversite yönetimini uyarmış. Kendi ücretlerini yukarı çıkıp ücretleri yüksek ücrette eşitlemek yerine herkesin gün asgari ücret. Evet. Asgari ücret. Bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde genelgelerle sürekli bizim maaşlarla oynanıyor yani. 2009'da 32 sayılı genelgeyle yani işi gücü taşeronun neresinden kırpıp alabiliriz diye bir şey var, mantık var. Şimdi Ocak ayı itibariyle işte şey çıkardılar, 32 sayılı genelgede %5'i, %10'u kadem derecesine göre işte lise mezunu, ön lisans, üniversite. Bakın adil olan şudur, eşit işe eşit ücret. Biz bunu söylüyoruz, talebimiz budur ve en düşük memur maaşıyla da eşit olmalı asgari ücret. Yani TÜİK'in açıkladığı 1200 liraya. Yani en düşük memur maaşı ne kadar şimdi bilmiyorum. 1450. TÜİK'in açıkladığını bile vermeyi düşünmüyor.
Şimdi böyle bir şey. Orada tabii şey de belirtmek lazım. Başbakan bütçe görüşmeleri sırasında bu simit hesabını yaparken şeyi de çok söyledi. Yani o simit hesabını asgari ücretlinin alım gücünün arttığını ispatlamak için yapmıştı. İşte ben iktidara gelmeden önce şu kadar simit alınıyordu asgari ücretle, şimdi bu kadar. Biz ona istinaden işte verileri ortaya koyduk. AKP iktidara gelmeden önce asgari ücretle memur maaşı arasındaki fark 100 lira gibi bir şey. Yani asgari ücret 297 lira, en düşük memur maaşı 320 lira gibi bir şey. Fakat şu andaki açıya bakıyoruz. En düşük memur maaşı 1450 lira, asgari ücret 800 lirada çakılı kalmış durumda. Aslında alım gücü ve benzeri hesap oyunları yapılırken arada açılan makası da görmezden gelmemek gerekiyor. Bu da kadrolu, tabii ki de ücretlerimiz düşük olan da eşitlenmesini değil, yüksek olan da eşitlenmesini istiyoruz ama şeyi de unutmamak lazım. Kadrolu ve bu düzeyde ücret alanların sayısı zaten o kadar az ki aslında. Onlar da özelleşiyor. Evet, onlar da, olanlar da özelleşiyor. Kamu çalışanları da güvencesizleşiyor. O kısmına da hani dikkat çekmek lazım. Hep başbakan kendi iktidar döneminde olanı biten anlatırken alım gücünün nasıl arttığını söylüyor. Yine DİSK'in bir çalışması var orada, önemli. Eğer gerçekten de ekonomik büyüme asgari ücrete yansıtılsaydı, asgari ücreti zaten 1400 lira civarında bir şey olması gerekiyordu. Yani ekonomik büyümede işçilerin de katkısı var. Biliyorsunuz bizim ürettiğimiz değerler üstünden ekonomi dönüyor. Ama ekonomik büyümenin şeyi getirisi bir ayrı şey. Artık yani. Simit üstünden hesap yapmasınlar. Yani ben onu da söylüyorum. Simit ve çay üstünden, asgari ücretli simit ve çay üstünden. Yani böyle komik bir şey olamaz ya. Yani reva gördükleri simit, çay hesabını bıraksınlar. O simit çayın yanına başka şeyler de eklesinler artık. Ne istiyorsun? Ben yani de başbakana var, şey yapalım. Var, bilmem neyi var. Biliyorsunuz. Başbakana biz de şunu öğrenelim. Başbakan bir ay boyunca otursun. Simit çay, sadece simit ve çay yesin ama başka hiçbir şey yemesin. Merak ediyorum. Bir ay sonunda kendisini görmek istiyorum. Sabah öğlen akşam yesin bakalım. Sadece bir ay. Ama sanırım para yiyorlar şu anda. Evet. Peki bu asgari ücret mevzu yalnızca asgari ücretlileri mi ilgilendiriyor sizce? Yoksa diğer maaşları da etkileyen bir tarafı var mı? Ben orada hemen bir şey ekleyip arkadaşlara sözü bırakmak istiyorum. Onlar sonuçta çalışma hayatının gerçek getirilerini biliyor. Sadece biz geçen yıl asgari ücret çalıştığı da düzenledik. Şu açıdan önemli asgari ücret. Rakamlarla konuşmak gerekirse Türkiye'de 16 milyon ücretli çalışan var ve bunların %47'si asgari ücretli. Yani 8 milyona yakın asgari ücretli var. Bir kez 8 milyon kişinin temel ücret skalası bu. Fakat onun dışında da işte devlet hastanelerinde ve birçok yerde asgari ücret şeye baz alınır. Ücretin mesela asgari ücret artı onun %10'u, %20'si, %30'u diye belirlenir. Bir diğer önemli şey burada asgari ücret tartışmalarını bizim açımızdan anlamlı kılan ama bütün toplumu ilgilendirdiğini savunduğumuz şey. Türkiye'de asgari ücret normalde en düşük ücret, yasal olarak verilebilecek en düşük ücret anlamına geliyor. Ama yeni çalıştırma biçimleriyle, esnek çalıştırma özellikle işte bu siparişe dayalı çalıştırma, yarı zamanlı çalıştırma ve benzeri stajyer çalıştırması, işte bu mikro kredi uygulamalarıyla kadınların farklı biçimlerde çalıştırılma düzenekleri, asgari ücreti bir tavan yapıyor orada. Yani asgari ücret artık bir ücret tabanını değil, aynı zamanda esnek çalıştırma düzenine içerisinde çalışan işçiler için bir tavan ücreti de temsil ediyor. O yüzden yüksek olması da önemli bir şey. Fakat arkadaşlar hani çalışma hayatındaki diğer örneklerini de biliyorlar. Gül tekstilden ve benzeri sektörlerde yaşananları. Evet, yani ben oralarda da çalıştım. Yani tekstildeki zorlukları da çok iyi biliyorum. Düşünün, kayısını tarlada, bağda, bahçede çalışan insanlar var. Bunların zorlukları var. Yevmiyeyle çalışıyorlar. Güneşin altında 12 saat çalışıyor. Onun karşılığını alamıyorsunuz. Yevmiye karşılığı o dönemlerde verilen yani ne kadardı? 10 liraydı, 12 liraydı. O dönemlerden bahsediyorum. Şimdi ne kadar soruyorum? 25 lira düşünebiliyor musunuz? Sabah 6'da gidiyor ya, kayısı toplamaya gidiyor. Malatya'daydık biz. Hı hı. Kayısı toplamaya gidiyor ve akşam 7'ye 8'e kadar patik yapıyorsun. İşte gün kurusu yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. O güneşin altında çalışan insanlara verilen budur yani. Asgari ücret de değil. Yani birçok yerde maalesef hak ihlalleri var. İnsanlar çok ucuza çalıştırılıyor. Güvencesizlik var. İşçi sağlığı ve güvenliği ayrı bir sorun. Çalışma koşulları ayrı bir sorun. Yani taşeron olarak, ücret olarak sıkıntı yaşıyoruz ama yanında başka sıkıntılarımız da var bizim. En basit Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20 bin metrekare yerden 60 bin metrekare yere geliyorsunuz. 100 tane sekreter mi var? Ya da 100 tane temizlik personeli var? Bunun dolayısıyla 3 kat olması gerekiyor değil mi? Hı hı. Şu an çok eksik bir elemanla çalışıyoruz. Biz bunu birlikte de konuştuk. Artık birlikler, biliyorsunuz, CEO'lar geldi. 11 hastane birlikte. Kamu hastaneleri. Onlar da ayrı bir derttir. Onlar da ayrı bir sıkıntıdır. Geniş bir programda konuşulur bunlar. Evet, yani dertliyiz. Yani derdimiz çok. Derdimiz çok, dinleyicimiz yok. Yani böyle bir yerde sayımız yetersiz.
ücret yetersiz diyoruz. Bir de sayımız, iş yükümüz çok fazla. Yani mobbing uygulamalar oluyor. Çok çalıştırılıyorsunuz. Yani en basit kendinize bakın. Bakın hemşire de yani. Evet. Hemşire koskoca bir alana tek başına bakıyor. Yani zaten atılan noktalar çok ki. Geniş bir alan yapılmış koridor. O koridorlar mesela 23 yatakta 39-40 yatağa çıktı. Yani performans diyorlar ya bir şeyler için. Performanstan faydalanan da yok. Bizler görmüyoruz, hemşireler görmüyor. Performans belli kişilere gidiyor. Yine benim aldığım asgari ücret. Ama en fazla çalışan, en fazla üreten, en fazla kazandıran her zaman taşeron işçidir. Bunun peki, benim şeyi yani. Şu yüzden belirtmek istiyorum hani bu konu bitirmeden önce. Neden sadece bir taban değil, aynı zamanda tavan ücret olduğunu. Bizim zaten asgari ücret tespit komisyonu yapısına itirazımızın diğer tarafından nasıl bir asgari ücret tespit komisyonu biz olsak nasıl kurardık? Bu yıl aslında bu yolsuzluk meseleleri olmasaydı bir halkın asgari ücret komisyonu gibi bir şey oluşturmak istiyorduk. Geçen yıl öyle konuşmuştuk. Doğal olarak 16 milyon kişiyi ilgilendiren, aileleriyle birlikte 40 milyonu yakın insanı ilgilendiren bir ücret belirlenim sürecinde, hani temel geçim kriteri belirlenirken bunun biraz da toplumsal sözleşme gibi, yani hani iş yerlerindeki toplu sözleşmeler var ya, toplumun tamamı bir sözleşme gibi planlanması gerekiyor. Ve bunun içerisinde mevsimlik tarım işçilerinden ev kadınları diye tarif ettiğimiz ama aslında ücret emeklerinin karşılığını alamayan kadınlara kadar toplumsal değer üreten, ücretli ücretsiz emek kesimlerinin her birinin yer almasını aslında biz talep ediyoruz. Bizim tespit komisyonunun yapısına itirazımız, işte arkadaşlar da anlatır, tespit komisyonunun üçlü bir yapısı var. Devlet temsilcileri, işverenle işçi sendikaları konfederasyonundan beşer temsilci var. İçinde bir tane asgari ücretlinin olmaması zaten başlı başına bir meşruluk sorunu. Fakat doğrusu da hani DİSK'i diye bizim konfederasyonumuz, DİSK komisyonu dahil olduğu zaman bizim için sorun bitecek mi? Hayır. Bizim tasavvurumuzdaki asgari ücret tespit komisyonu toplumda sadece sendikaların temsil ettiği değil, ücretli ücretsiz farklı emek kategorileri altında çalışan herkesin dahil olduğu ve taleplerini dile getirdiği bir komisyon olması gerekiyor ki tespit komisyonunun gerçek niteliğine kavuşsun. Hani o bir gerçekten toplumla devlet ve işverenler arasında bir sözleşme niteliği kazansın. Bizim açımızdan o önemli bir şey yani. Peki en azından pazartesi gününden beklentiniz ne? Yani söylemeyelim. Herhalde her şey olabilir. Sinema olmasın diye bekleyen umut ediyoruz herhalde değil mi? Orada da tabii bilgileri vermek gerekirse aslında somut durum şu. Hükümet her yıl asgari ücret tespiti, biliyorsunuz asgari ücret tespiti Aralık ayında 4 görüşmeyle gerçekleşiyor. Aralık ayı aynı zamanda bütçe görüşmeleri ayı. Ve hükümet her yıl tespit komisyonu görüşmeleri başlamadan bütçeyi açıklarken, orta vadeli programı açıklarken zaten asgari ücretle vereceği zammı deklare etmiş oluyor. 2 yıldır %3+3 örneğin hükümetin önerisi. Ama ondan önce biz gidip yani %3+3'ü 6-6'ya çıkarmıştık. Evet, değil mi? İşte değil mi? Onu arkadaşlar ben eylem sürecini onlar daha iyi anlatırlar. Mutlaka biraz sonra çalışma değiniriz. Bakalım, evet. Şu andaki somut durumda hükümet önden %3+3 açıklamıştı. Fakat işveren sendikaları konfederasyonunun bunu bir puan daha arttırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Zaten bizim tahminimiz de bu kadar, artık asgari ücret süreciyle yolsuzluk meselesinde tam da çakıştığı bir dönemde bu kadar gayrimeşru duruma düştükleri bir yerde çok düşük bir ücret düzeyini kendilerinde tercih etmeyeceğini, en azından göstermelik de olsa bir artış yoluna gideceklerini söyleyelim. Ama orada da üst sıramız bellidir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her asgari ücret tespit komisyonu zamanında 1 milyar asgari ücret olursa şirketler batar diye açıklama patronları yapıyor. Patronları ifade eder, evet. Ama bunu arttırmanın yolları mümkün. Yani Gülhan da tabii nasıl arttırdık. Peki sizin ya, işvereniniz devlet de batar mı acaba 1 milyar verse size? Yapmayın lütfen, yani gündemi biliyorsunuz. Yani devleti batıran asıl sebepler ortada. Yani bir insanın elinden 4,5 milyon dolar gibi inanılmaz bir şey çıkıyorsa devleti batıranlar kimler ortadadır. Yani onların dernekleridir, fener bilmem neleridir. Bunlar girilecek çok uzun konular. Devleti işçiler batırmıyor. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz biz. Biz üretiyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yani dolayısıyla onlar yürütmediği takdirde, o yürütmeyi ellerine almadıkları takdirde inanın taşeron batırmaz devleti. Verecekleri ücret de batırmaz. Yani o 4,5 milyon doları hesaplıyoruz. 10 bin asgari ücretlinin maaşı. Söyleyecek kelime var mı? Güçtür yani. Bir de şey tabii önermiş orada. Taşeron sistemi dezavantajından da bahsetmek lazım. Taşeron işçi 1 milyar zaten bir işçinin asıl işvereni, yani devletin kendi kurumunu. Maliyeti aşağı yukarı bu. Fakat taşeron
parazit bir sistem. Yani bizim arkadaşlarımız, bizim üyelerimiz çalışıyor fakat onların üstünden hiçbir biçimde kolunu dahi, elini dahi kıpırdatmayan taşeron şirketler her bir işçi üzerinden belli miktarda para kazanıyor zaten. Bir ürün maaşımız 1200 küsür falan bordroda öyle görünüyor. Yani taşeron sistem bir ucuz çalıştırma, yani düşük maliyetli bir sistem olduğu için değil. Çalışan işçilerin haklarını kağıt üstünde bıraktığı için tercih edilen bir sistem. Bir kere en temelde sendika ve toplu sözleşme hakkını kullandırmamak üstüne kurulu, inşa edilmiş bir sistem. Bizim de toplu sözleşme yapmak yerine taşeron şirkete fazladan durduk yere 150, 200 milyon, 300 milyon her işçi başına para vermeyi tercih ediyorlar. Taşeron ama ne yapmış oluyorlar? Bu sayede şirketler aracılığıyla biz asgari ücrete mahkum çalıştırılmış oluyoruz. İş gücü piyasası onların tabiriyle asgari ücretli işçilerin çalıştığı bir piyasaya dönüşmüş oluyor. Üstelik de işçiler de hiçbir yasal haklarını gerçek anlamda kullanamamış oluyorlar. Peki en başta... Yani. Evinde ayakkabı kutusu çoğalan insanlar oluşuyor böylece. Taşeron çalıştırarak. Onların kutuları arttıkça taşeron işçiler fakirleşmeye devam ediyor. En başta dedin ki biz sağlık işçisiyiz, benim de sağlık iş üyesiyiz. Kadınız diye de bir şey ekledin. Neden öyle bir ekleme de var? Nasıl bir ayrıca bir mağduriyet yaratıyor? Ya taşeron işçi kadın olarak çalışmanın ayrı şeyleri var. Yani düşünebiliyor musunuz? Sabah gidiyorsunuz, akşama kadar orada zaten yıpranıyorsunuz, eve gidiyorsunuz, çay yapmak zorunda, yemek yapmak zorundasınız, evde çalışıyorsunuz. Şiddete maruz kalma olayları oluyor, taciz olayları oluyor. Kadın olarak bunları yaşamak da çok zordur. Yani şimdi bakın geçenlerde bizim hastanemizde çok inanamadığım bir şeyler oluyor. Yani çok erken kapatılıyor üstü. Yani bir uzman doktorumuz şiddete uğradı. İki gün önce de acil doktorunun parmağı kırıldı. Böyle şiddetler falan da oluyor. Yani bayanlar şiddete daha çok maruz kalıyor. Bayanlar tacize daha çok maruz kalıyor. Daha çok yoruluyor. Hem dışarıda hem evde yoruluyorsun. Yıpranıyorsun yani. Kadın olmanın verdiği zorluklar çok. Ama kadınlar her zaman mücadelecidir. O da ayrı. Nasıl mücadele ediyorsunuz? Ne var ne yok? Gazi Osman Paşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi diye uzayan hastanenizde. Ne var ne yok. Evet. Yani mesela bir kadın olarak ulaşamadığın, ya ulaşım hakkını kullanamıyorsun. Kullanamıyorum taşeron işçi olduğum için az maaşından dolayı. Bunun kadın olmanla da ayrıca bir ilgisi var mı? Mesela eve gidemiyorsun, akşam oluyor. Eminim nöbet saatleriniz farklı farklı saatler. Ya çalışma saatlerimiz aynı ama dediğim gibi işte eve gidemiyorsun çünkü yol ücretin yetmiyor. Aldığın maaş yetmiyor. Beylikdüzü'nde oturuyor artık çok uzak olduğu için o var. Bir de şey çok belirleyici taşeron kadın işçiler için en temel yaşadığımız sorun. Hemen şeyde de anlatıyoruz. Kadın İstihdam paketi de biliyorsunuz gündemdeydi. Bütün bu meselelerle birlikte. Kadın işçilerin birçoğu, üstelik de en yakın örneğin aile sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurumlarda yaşıyoruz. Doğum ve süt izni kullanımında çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Artık taşeron işçiler açısından eskiden tekstil sektörü sadece böyleydi. Hamle kalmak demek de oradan işten çıkarılmak demek. Doğum izni kullanma konusunda ısrarını anlamıyor. Süt iznini kullanmakta ısrar edip işten çıkarılan iş yeri temsilcilerimiz var bizim. Yaşadık biz onları birlikte. Ondan bahsedilebilir. Bir de tabii hani Gül'ün mücadele edecek kadının haddettiği kısım önemli. Ben ısrarla hani onlar şimdi 19 Şubat'ta bir davamız da var bizim. Evet. Asgari ücretle çok ilgili. Hem eylemleri hem de asgari ücret insan yaşanacak bir yerde asgari ücret isteyenlerin başına ne geldiğini de onlar anlatabilir. 2 yıl önceki aslında Çalışma Bakanlığı eylemiyle. Biz her yıl Aralık ayında iş yerlerinden başlayıp sonra kent meydanlarında arkasından da mutlaka asgari ücretin son günü Ankara'da bir eylem yaparız diyelim bir sağlıkçı olarak. Çünkü bizim açımızdan toplu sözleşme asgari ücret tespit süreci. Hem çok anlamlı eylemler yaptılar hem de doğrudan onun için şimdi yargılanacaklar biraz belki. Evet o da Tuğba onu da anlatayım da yani Çalışma Bakanlığı'na sürekli gidiyoruz biz her sene. Artık alışkanlık haline geldi. Zaten Çalışma Bakanı da bizi bekliyor diye sağlık işi niye gelmedi diye gideceğiz biz yine oraya. Oraya gittiğimizde yani yaptığımız şudur, biz o görüşmeye müdahale olmak istediğimizi söylüyoruz. O görüşmede işçilerin de olması gerektiğini söylüyoruz. Nasıl geçindiğimizi anlatmak istiyoruz, bunları bilin diye. Yani birilerinin ağzından, yaşayan insanların ağzından dün diye gidiyoruz, toplanıyoruz, basın açıklaması falan yapılıyor. Yani polislerin bize öyle bir davranışı var ki inanılmaz.
Ama biz ne yaptık? Yani Çalışma Bakanlığı çok iyi koruduklarını söylüyor. Oradan pankartımızı salladık biz. Bunu yaptık. Gözaltına aldılar. Ne demek? Gazla, polisin jopla... saldırısı, şey, davranışı inanılmaz ne demek? Ya işte gaz şiddet uyguluyor. Yani orada seni yıldırmak için bakanın önünde basın açıklaması yapıyorsun. Direkt saldırıya geçiyor. Yani yaralanan arkadaşlarımız oldu. Astım olan arkadaşlarımız vardı. Sonuçta biz basın açıklaması yapıp ve oraya müdahale olmak istediğimizde içeride olmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu en doğal hakkımız. Gerçi Türkiye'de yani ifade özgürlüğü de yasak. Biliyorsun birçok şey yasak. Kızla erkekle yaşamak da yasak. O yüzden orayı yanıma aldım ben. Yani oraya gidiyorsunuz dediğim gibi. Polis çok görüyorsunuz kutularda bilmem neye çıkanlara davranışları nasıl ama asgari ücretliye davranış nasıl. Yani bunu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Çünkü orada gerçekten ifade özgürlüğünü kullanaraktan en doğal gösteri ve miting hakkını kullanaraktan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'nda kendinizi anlatıyorsunuz. Ama inanılmaz bir şiddete uğruyorsunuz. Peki tam yeri gelmişken şu anda Beşiktaş'tan da canlı yayındayız. Gösteri ve toplantı hakkını kullanmak üzere sokağa çıkmış Beşiktaş'takiler. Ve yarın da Taksim Dayanışması sokağa çıkacak. Sağlık çalışanları da çıkar mı acaba? Bakın şeyde yani gezi ruhu çok farklı. Haziran ayaklanması gerçekten inanılmaz bir şey. Başbakanın AKP'nin ne kadar bu kadar direttiğini anlamış değilim ben şahsım adına. Çünkü ya anayasada olan bir hakkını kullanıyorsun. Gösteri hakkını, yürüyüş yapma hakkını. Hak bunlar senin anayasal hakların. Yani Taksim Medya abluk altına alındı, özel bir bölge ilan edildi. Neden ısrarla orayı yani oraya insanların çıkmasını engellediklerini anlamış değilim. İnatlaştılar. Yani insanlar gidiyorlar orada basın açıklamasını, taleplerini eleştiri kabul etmek zorundasınız. Hükümet eleştirileri kabul etmediği için. Dikta bir rejim uyguladığı için zaten bunlar oluyor. Bıraksa, insanlar dile getirse, demokrasi budur. Ben zaten şey söylüyorum, diyorum ki, şöyle bir başbakan istiyorum. Yani %50'nin başbakanıyım diyen değil, %100'ün başbakanıyım diyen, insanları ötekileştirmeyen, insanların eleştirilerini kabul eden, yani ben hiçbir hükümet döneminde, bunu eskilerden de dinliyoruz yaşlarımızdan, yani ben 40 yaşındayım mesela, asgari ücretten gidiyoruz, 1000 lira maaşı görmedim. 1000 lira maaşı görmedim. 17 yıldır çalışıyorum. Yani bu çok kötü bir durum aslında. Tüm arkadaşlarımız bunu söylüyor. Ya bırakın. Dolayısıyla bu yaşadığımız sıkıntıları ifade etmek için gidiyoruz. O gezideki insanlar bir şeylere isyan ediyorsa, bir şeylere eleştiriyorsa onlar çok güzel insanlar. Onlar elinde silah olan saldırmak için giden insanlar değil. Dediğim gibi taleplerini, isteklerini yanlış giden, hep ötekileştirildikleri için ondan dolayı sesini çıkarmak isteyen insanlar. Bunları dinlemeniz gerekiyor. Bir başbakan olarak bunları dinlemediğiniz için, hükümet olarak dinlemediğiniz için insanlar bu şekilde artık öfkelerini alanlarda, meydanlarda sözel olarak dile getirmek istiyorlar. Ama onlar da şiddet görüyor. Peki yarın Taksim Meydanı'nda yapılacak eyleme katılacağını varsayıyorum şu anda. Orada sağlık işçilerine söyleyecek bir şey var mı? Bir alakası var mı? Gezi Parkı ile ya da yolsuzluk operasyonuyla? Çok alakası var diyor ki. Ya tabii ki de var. Biz orada olacağız en azından. Kendi konuştuğumuz her yerde bugün biz aslında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asgari ücret elini bitirirken en güçlü atılan slogan, en son sloganımız oldu. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diye. Gezi Parkı bizim gündemimizde Gezi Parkı boyunca da oradaydık. Çünkü bizler de bu toplumda yaşayan fertler olarak aslında Gezi'dekilerle Gezi'deki herkesle aynı taleplerle çıktık. Her ne kadar iş yerlerimiz, işte fikirlerimiz, beğenilerimiz farklı olsa da, yaşam standartlarımız farklı olsa da hepimizin talebi aslında insanca yaşamak, saygı ve onurlu bir biçimde, saygın ve onurlu bir biçimde yaşamak, daha demokratik bir iktidar tarafından yönetilmekti. Sokağa çıkan herkesin de bizim sınıf kardeşimiz olduğunu, bizim sınıf müttefik olduğumuzu, yani müttefikleri olduğunu düşünüyoruz. Yarın biz de orada olacağız. Kendi aramızda da hatta hasret kalmıştık Taksim'e. Biz de taleplerimizi dile getireceğiz. En nihayetinde bu yılki asgari ücret eylemlerimizi her yılkinden farklı bir sloganla yaptık. Geçen yıllarda insanca yaşanacak ücret, demokratik bir asgari ücret tespit süreci istiyoruz diyorduk. Bu yıl bizim pankartımızda asgari ücretlerin sofrasından çalanlar kendi kasalarını doldurmuş yazıyordu. Ve temel talebimiz yolsuzluk operasyonunun açıklanması. Bununla birlikte asgari ücretinin de hakkı olmayan bir şey değil, diğerlerinin yaptığı gibi hakkı olan alması. Biz bugün halk bankalarının önünde boş kutu bıraktık eylemlerde. Ve dedik ki biz başkasından çalıp çırptığımız değil, gerçekten de bu kutunun içine hakkımız olanla doldurmanızı istiyoruz. Yarın o kutular Gezi Parkı'nda da olacak.
Biz de özledik yazı parkını, biz de orada olacağız. Vallahi izleyip biz de diyoruz. Hastaneleri ne yapacağız? Taksim'e çevireceğiz. Taksim Meydanı'na. Çünkü hastanelerde inanılmaz gerçekten sıkıntılar var. Yaşam kalitesi çok düşük, ücretler çok düşük. Tekrar söylüyorum bunu, özellikle bastırarak söylüyorum. Ücret sıkıntıları var. Eşit ücret sloganımız her zaman insanca, güvenceli iş, insanca bir yaşam diyoruz. Dediğimiz gibi asgari ücret komisyonuna bizler de müdahale olmak istiyoruz, bizler de katılmak istiyoruz. Ya da onun artık lağvedilmesi gerekiyor düşüncesindeyiz. Toplumsal açık ve şeffaf olsun diyoruz. En önemli sıkıntımız yol ücretlerinin belli saatlerde ücretsiz. Yani ben asgari ücret alırken, yani öğretmen indirimli kart kullanıyor, polis bedava biniyor. Ama ben asgari ücretli 1.95 basıyorum. Bu haksızlık. Bizlere de uygulanması gerekiyor. Hastaneleri Gezi Parkı'na çevirmekte zorlanmayacaksın. Çadırlardan alışkınsın sen, evet. Hastane içindeki. Evet. Beşiktaş'tan yayınımız devam ediyor. Bugün biz yayına başlamadan önce Kartal yürüyordu. AKP'ye yürüyordu. Onların bilgisi şu anda bende yok ama belki arkadaşlarım söyler ne oldu ne bitti. Beşiktaş dün de sokaktaydı. Bugün de sokakta ve artmaya devam ediyor. Size bir çağrımız var. iPhone'unuz, iPad'iniz varsa öncelikli tercihimiz. Yoksa her türlü bize ulaşın. Yaptığınız, illerinizde yaptığınız, yapacağınız eylemlerden Çapul TV'ye yayınlarınızı gönderebilirsiniz. Biz de herkesle paylaşabiliriz. Böylece özellikle yarın önemli. Yarın İstanbul sokaktayken Türkiye'nin pek çok illeri de sokakta olacak. Duyurular yapılmaya başlandı. Beşiktaş yayınımız devam edecek. Sizin artık sorabilecek bir şeyiniz varsa onları alalım, yavaş yavaş kapatalım. Direne direne kazanacağız. Ne diyorsun Nuray abla son olarak? Ben de direne direne kazanacağız diyorum. Tamam. Son sözü direnenler söyler. Evet. Tamamdır. Çapulcu bülteninden bugünlük bu kadar. Yarın Taksim Meydanı'ndan, çeşitli noktalardan, stüdyo ve diğer illerden yayınımızı canlı olarak yapacağız. Heyecanla bekliyoruz. Yarın olsa da Taksim'e çıksak diyoruz. Çapulcu bülteninden bugünlük bu kadar. Öyle mi? Çapulcu bülteninden birazcık daha haber var. Ankara'da Kennedy Caddesi'nde polis saldırısı ve direniş sürüyor haberini aldık şimdi. Şu anda yalnızca Beşiktaş'tan bağlantımız var ama Ankara'ya bağlanabilecek miyiz? Şimdilik yok. Ama eğer sizin imkanınız varsa Ankara'dan bize yayın gönderme imkanınız varsa bu da bir çağrı olsun. Şimdilik bu kadar. Yeni bir flaş gelişme yoksa 10 dakikadır bir değişen ülkemizde şimdilik bu kadar.